Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kazanmak için emperyalizme ve onun her türlü gerizi ve bölücü işbirlikçilerine karşı daha duyarlı ve müzaddeci olmak zorundayız. Cumhuriyetimizin birleştirici gücüne inanıyoruz. Geçmişte başardık, yine başarabiliriz. Halkımız demokratik bir değişim beklentisi içerisindedir. Saraya taşınan egemenlik hakkının gerçek sahibi millete devredilmesini sağlamalıyız. Atatürk devrim ve ilkeleri toplumsal sorunlarımızın çözümünde ışık tutucu niteliğe sahip. Geleceğin tam bağımsız Türkiye'sini kurmaktır. Birliğimiz gücümüz olsun. Yaşasın Cumhuriyet. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Bizleri bu çok önemli, kutsal göreve layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ederiz. Öncelikle Rize Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 14. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz. Şimdi ben Pazar Lisesi, Rize Lisesi mezunuyum. 1964-67. O dönemde 1961 Anayasası'nın sağladığı o özgür ortamda okullarda şöyle bir çalışma oluyordu. Öğrenci derneklerimiz vardı. Okulun işte kendini yeterli gören öğrencileri dernekler kurar. Bir dernek değil, birkaç tane dernek kurulur. Ve kendi aralarında bir yarışma yapılırdı. Seçim yapılırdı daha doğrusu. Ama ondan önce okulun mikrofonundan konuşma yapılırdı. Öğrenci dernekleri, başkan adayları veya dernek üyeleri filan. Şimdi iyi hatırlıyorum, öğlen tatilinde yapılırdı bu etkinlik. İyi hatırlıyorum, öğrencilerimizden bir tanesi konuşmasında şöyle demişti. Bizlere hitap ederken, öğrencilere. Fezai Ferda'nın Aydın Gençleri demişti. Tabii o zamanlarda ne demek istemişti falan diye de kendi aramızda düşünmüştük ama şimdi düşünüyorum ki o zamanın Fezai Ferda'nın Aydın Gençleri bugünün sizlerisiniz. Efendim, kongremiz hayırlı olsun diyerek kongremizi başlatıyorum. Deniz, Fazilet Türüt, Nurdan Ardal ve Atilla Kayhan da burada kendileri. Halkçı Liseliler Genel Başkanı Bertudüler burada. Genç Sağlık Sendikası Başkanı Erol Yüksel burada. Ve CHP Kadın Kolları ve Genç Kollar üyeleri buralarda. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Siyasi partiyi desteklersek destekleyelim. Görüşümüz ne olursa olsun. Ben bu milletin, Türk milletinin Atatürkçü olduğuna şuramdan canı gönülden inanıyorum. Kime oy vermiş olursa olsun. Bu hepimizin kemiğinde, ruhunda, kanında var olmuş bir şey. Bu Cumhuriyet sevgisi ve Atatürk sevgisi hepimizin içinde var. Ben insanlar ne olursa olsun günün birinde başka partilere veya başka görüşlere kaysalar bile doğru yola geleceklerine inanıyorum. Çünkü doğru birdir, tektir. Atatürk düşüncesi ve ilkeleri doğrudur, tektir. Cumhuriyet doğru bir yönetimdir. Biz bu yönetimin sahip çıkanları olarak burada, küçük bir topluluk olarak belki burada görünüyoruz ama arkamızda milyonlar var, biliyorum. Ben kendi çalışma hayatımda ve anne olarak çocuklarımı bu ülkelerle yetiştirdim. Çalışma hayatımda kadınlara yönelik çalıştım ben. Usta üreticiydim. Güneysu'da çalıştım. Güneysu gibi bir yerde. Orada kadınlara halk eğitimlerde kadınlara eğitim verdiğim süreçte ne olursa olsun Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in önemini anlatmaya çalıştım. Ve bu düşüncemden dolayı aslında işimden de oldum. Bu fikre çok sahip çıktığım için işimden de oldum ama bu bizim fikrimizi, yolumuzu asla caydıramaz. Caydırmadı da. Bundan sonra da caydırmayacak. Bu kritik seçimde birlik olmamız gerektiğini, bütün olmamız gerektiğini ve bu güç birliğiyle nifak sokmak isteyen güçlere karşı durmamız gerektiğine inanıyorum. Ve bu kapsamda zaten buradaki arkadaşlarımızın hiçbirinden şüphemiz yok. Dışarıda da bu fikrimizi yaymamız gerektiğini, hepimizi bu düşünceye yayması gerektiğine inanıyorum ve içimizde saklamayalım. Demin bir arkadaşımız üzerimize ölü toprağı serildi dedi.
bu toprağı şöyle bir sirkelememiz gerektiğine inanıyorum. Atatürkçüyüm demekten korkmamak lazım. Bunu böyle gizli kapaklı içimizde böyle 3-5 kişi bir aradayken değil, aslında o utanmazların yanında da biz utanmadan gururla söylememiz gerektiğini inanıyorum ben. Şöyle bağıra bağıra bu fikre sahibiz, bu fikrin arkasındayız. Ne olursa olsun Cumhuriyet asla yıkılamaz, yıkılmayacak. Bu seçimde de biz kazanacağız. Atatürkçü düşünce kazanacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Nisan ayında Bahriye çok öldü. O kim? Demek kurucular kuruluyoruz. Peki daha sonra ne oldu? Ahmet Taner Kışlalı öldürüldü. Uğur Mumcu öldürüldü. Necip Havlemitoğlu öldürüldü. Çetin Emeç öldürüldü. Ve daha bir sürü insan ve karşılaştığımız Ergenekon süreçleri ve daha başka süreçler. Aslında bunlar 24 Ocak 1980 yılında Türkiye'yi teslim almaya çalışan, yani Türkiye'nin ekonomik modelini değiştirip Türkiye Cumhuriyeti'nin o güne kadar elde etmiş olduğu kazanımları tasfiye etmek isteyen güçlerin 12 Eylül darbesiyle başlatmış oldukları sürecin devamı. Amaç ne? Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim almak. Peki bu konuda başarılı elde ettiler mi? Ne yazık ki. Ne yazık ki birçok kurumumuzu teslim aldılar. Ne yazık ki bugün Türkiye'nin Cumhuriyet'in kurmuş olduğu kurumların önündeki Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kaldırdılar. Ne yazık ki okullarımızda andımızı söylüyorduk, onu kaldırdılar. Cumhuriyet'in yaratmış olduğu ne kadar değer varsa ona saldıran, onu işgal etmek isteyen, bizim beynimize tecavüz etmek isteyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bunun hiçbir partisel anlamı yok benim için. A partisi, B partisi, C partisi değil mevzu. Mevzu Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete sahip çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Demin hocam söyledi, bence güzel bir sözcük. Geldikleri gibi bu insanları gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz? Atatürkçülük devrimciliktir. Devrimcilik geleceğe bakmak demektir. Elbette ki geçmişte olumlu güzel şeyler yaptı ama geleceği de artık konuşmamız gerekiyor. Atatürk'ü devrimci yapan, yapmış olduğu işte laiklik vesaire, şapka devrimleri falan, bunlar önemli. Ama Atatürk'ü devrimci yapan sarayın iradesine karşı çıkıp sizin kurmuş olduğunuz ilişkilerden bir şey olmaz, ben Anadolu'ya çıkıyorum diyerek 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkmış olmasıdır. Bu irade Atatürk'ü devrimci yapan iradedir. Bizleri de devrimci yapmaya itecek olan irade budur. Şu anki var olan koşullarımızı, var olan düzeni değiştirmek zorundayız. Bunu kişisel egolarımızın üstünde bir görevdir. Kişisel beklentilerimizin, kişisel kariyer duygularımızın da üstünde bir olaydır. Hepimiz Atatürk'ü düşünenlerin üyesiyiz. Çoğunluğumuz öyledir tahmin ediyorum. Ama aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti'ne layık demokratik, bu layık demokratik bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni birleşik olarak kullanmak zorundayız. Bu tek bir cümledir arkadaşlar, tek bir paragraftır. Türkiye Cumhuriyeti tek başına bir şey ibaret etmez. Onun niteliğidir bizleri, bizim için önemli olan. Bu niteliğinin değiştirilmesine izin vermemek zorundayız. Bizler de bu niteliği konuşurken bu niteliklerle konuşmak zorundayız. Biz Rize'nin giriş çıkışlarına her 29 Ekim bayramında gençlerimize sağ olsunlar, Cumhuriyet kenti Rize'ye hoş geldiniz diye yazıyoruz. Niye söylüyoruz? Çünkü Rize bir cumhuriyet kentidir. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen tek gemicisi Rize'lidir. Hepsi Recep'in dışında. Atatürk'ü düşünceyi daha çok yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bunda bizim de suçluluğumuz var. Tabii kimseyi suçlayacak, eleştirecek bir halimiz yok. Bu suç bizim suçumuz aslında. Ama iki ay sonra Türkiye'de bir yönetim değişikliği olacak. Türkiye'de yönetim değişecek artık. Buna inanacağız. Buna biliyoruz. Bu kaçınılmaz bir olay. Buradan sözümüz olsun. Biz Rize'de Atatürkçü Düşünce Derneği'ni, Rize'nin en büyük yerini tahsis edeceğiz. İnşallah. Tüm eğitmenlerimizi, özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın
orada eskiden olduğu gibi halk evleri misali kursların olduğu, eğitimlerin olduğu, Atatürkçü düşünceyle eğitileceği bir yapıyı Rize'de inşa etmek hepimizin görevi, hepimizin de boynu borcu olsun. Ömer arkadaşımıza bunu takip etsin. Teşekkür ederim. Biz divan kurulardan bu sözümüzü aldık ya. Ona göre ya. Hepinize merhaba demek istiyorum. Memleket Partisi İl Başkanı Muhittin Baydar. Nurdan Hocam Güneysu'da zorlu bir görev yapmış. Ben de Güneysu'luyum. Tayyip Erdoğan'ın köylüsüyüm. Biz yıllardır bedel ödüyoruz. Yıllardır mücadele ediyoruz. İşte ben de ödedim ucundan. Evet. Yıllardır insanlara derdimizi anlatıyoruz. Uzun konuşmayacağım. Öncelikle zorlu bir süreçten çıktık geldik. Kıyafetlerim ve Fransız geldiğim için hepinizden özür diliyorum. Çünkü imza yetiştirmek zorundaydık. AK Parti'ye işimizi bırakmadan imzalarımızı tamamladık, buraya geldik. Ben Memleket Partisi olarak bir il başkanıyım ama bundan önce Atatürkçüyüm. Çok sağlam bir Atatürkçüyüm. Hayatım boyunca bir sefer sopa yedim. O da Rize Parkı'nda Türk bayrağını dalgalandırırken Ömer Hocam'la beraberdik basın açıklaması yaparken. Sağ olsun arkadaşlar, orada kimin sağlam Atatürkçü, kimin şov yaptığını da hep beraber görmüş olduk. 50 yaşındayım ama Atatürk ve Cumhuriyet söz konusu olunca kendimi 17 yaşında hissederim hep. Partimize malumunuzdur gençler katılıyor. Gençlerin bizim partimize bir sempatisi var. Ben partimize üye olmaya veya sohbete gelmek isteyen gençlere partimizin tüzüğünü hediye etmiyorum. Nutuğu hediye ediyorum. Koltuğun altına nutuğu sıkıştırıyorum. Ve o gençlerle Atatürk'le, Cumhuriyet'le, devrimlerle ilgili sohbet ederken inanılmaz keyif alıyorum. Birçoğunuz beni yeni yeni tanıyor ama ben hep sağlardaydım. Hep Atatürkçüydüm. Hep Atatürk'ten dolayı, Güneysu'da verdiğim mücadelelerden dolayı hep nezaretlerdeydim. Ama sizleri gördüğüme çok memnun oldum. Niye memnun oldum? Çünkü ben zamanında gençliğimde babam beni Atatürk sevgisiyle büyütürken hep yalnız kaldığımızı hissederdim ve çok moralim bozulurdu. Ama bu saatten sonra, bu dakikadan sonra ben inanıyorum ki ve görmek istediğim tablo şudur ki mümkün mertebe gençleri aramıza katmamız lazım. Burada gençlerin daha fazla sayıda olmasını arzu ediyorum. Kısaca şundan da değineyim. Hepimiz kendi Atatürkçülüğümüze kendimiz sahip çıkmalıyız. Ben siyaset yapmak asla istemiyorum ama kendimizi düzeltmeliyiz. Bir kere şunu anlamalıyız. Biz Atatürk'ün yoldaşları değiliz. Biz Fevzi Çakmak değiliz. Biz Atatürk'ün askerleriyiz. Ve en önde Atatürk için, mücadele için, ilkeler için önünde savaşmak isteyen birisi olarak diyorum ki önce kendi içimizi düzeltelim. Atatürk'e, onun devrimlerine önce kendimiz inanalım ve sahip çıkalım. Gerek oluşumlarda, gerek siyasi partilerde Atatürk'e sahip çıktığımızı ifade edelim ve dik duralım diyorum. Teşekkür ediyorum. İzin verdiniz. Sağ olun. Arı gibi çalışmak gerekiyordu ve biz bunu yaptık. Ve aslında hiç de örgütlenilemeyeceğini söylenilen yerlerde eğitim iş olarak böyle bir kalkan gibi ayakta duruyoruz ve örgütleniyoruz. Her geçen gün büyüyoruz. Aslında çok daha da hızlı büyüyebiliriz ama sağlıklı büyümek adına adımlarımızı daha dikkatli attığımız için bu büyüme hızında yeterli tutuyoruz kendimizi. Esas olan şey çalışmak. Yani özellikle sosyal demokrat ve sol pratiği sadece sloganvari pratiğinin ötesinde her gün her yerde her kapıda olabilmek gerekiyor. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin şu anki fotoğrafı varlığının fotoğrafı ama hiç de hoş bir fotoğraf değil aslında. Çünkü burada gençler yok. Neden yok? Bu bir sonuç.
sonucun irdelenmesi için sebeplerine bakmak gerekiyor. O sebepler neler? Çünkü mevcut gençler apolitik. Siyasal pratiğin içerisinde bulunmak istemiyorlar. Hayatlarında en çok istedikleri şey kişisel ihtiyaçlarının karşılanması. Bunun ötesinde çok da bir dertleri yok. Neden böyle oldu? Çünkü onların anneleri, babaları, yani ben de artık o sınıfa yavaş yavaş giriyorum galiba, yaşım 45 oldu, düzgün siyaset yapmadılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde sahip çıkılması gereken esas dinamiklere, Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan o esas dinamiklere sahip çıkmadılar. Ama ne olacak canım diyerek bir ömür geçti, özellikle 1980 ve sonrasında. Ve o bir ömür bugünkü Türkiye'de yaşanan siyasal pratiği doğurdu. Buna iyi bakmak gerekiyor. Türkiye'de madem bu kadar çok Atatürkçü, Atatürk'ü seven, onun ilkelerini kendine hayat felsefesi edinmiş insan var. Fakat Atatürkçü insanların çocukları yıllardan beri üniversite kapılarında kendilerini kalacak yer bulamıyorlarsa burada Atatürkçülükte bir sıkıntı yok mu? Yani Atatürkçü gençler ve ailelerin çocukları illa üniversiteye gittiklerinde neden yer aramak zorunda kaldı? Neden bunca büyük bir camia çocuklarını var edebilmek adına onların en temel ihtiyaçlarını şurada örgütlenmeyi aslında bizden öğrenenlerin kurabildiği öğrenci evlerini dahi kuramadık. Onların temel ihtiyaçlarını karşılayamadıktan sonra onları içimizde nasıl var edebiliriz ki? Yani onları buralara getirebilmek için öncelikle onların varoluş sebeplerine bakmak ve onları karşılayabilmek gerekiyor. İşte bu sebeple sadece sloganvari yaşantımızdan gerçekten hayatın pratiğine yönelik çalışmalara geçebilirsek o zaman ayağa kalkabiliriz. O zaman gerçekten attığımız taş gerçekten yerine gidecektir. Yani bunun başka bir açıklaması da yok. Ama lütfen artık, lütfen sadece konuşmaktan öte bir şeyler yapalım. Atatürk ilke ve devrimleri, Atatürkçülük masalarda sadece kadeh tokuşturularak hayat pratiği yapılabilecek bir şey değildir. Atatürkçülük kitap okuyabilmek ve onu aşılayabilmektir. Özgür düşünceyi çocukların kafasına sokabilmektir. Atatürkçülük sokakta mücadele edebilmektir. Atatürkçülük korkularına rağmen yapılması gerekeni yapabilmeyi öğretebilmektir. Çünkü bunun adı zaten cesarettir. Bunları yapamadıktan sonra gerçekten sadece cümlelerin ötesine geçemeyeceğiz. Ben buna dikkat çekiyorum ve maalesef ki birkaç ay sonra Türkiye'de bir seçim var ve aslında bizim bunu utanarak söylememiz gerekiyor. Türkiye bu kırılma anına nasıl geldi ya? Biz bunu, bu olmamalıydı yani. Bunun mümkün olmamalıydı. Yani deha bir insanın kurduğu mükemmel bir sistem sadece yükselmeliyken biz şu anda birkaç, bir iki ay sonra yaşanacak bir seçimde acaba Türkiye gerici bir kuyunun içerisine mi düşecek? Yoksa kendi eksenine devam edeceği tartışıyorsak son yaşadığımız 30 yılı çok büyük bir şekilde sorgulamamız gerekiyor. Onu sorgulamadan, oradaki tespitleri yapmadan bugünkü sonucu ağlamanın hiçbir anlamı yok. Ve bunun çarelerini tespit edip giderebilmeliyiz. Bunun aşısı ne? Bunun ilacı ne? Bunu gerçekten oturup konuşabilmeliyiz. Aksi takdirde özellikle bunu kasten yapıyorlar. Biz de cumhuriyetçiyiz, biz de cumhuriyet. Tek başına cumhuriyetin bir anlamı yoksa arkadaşlar. Pakistan da bir cumhuriyet, İran da bir cumhuriyet. Öyle mi? Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni özellikle vurgulamak ve bunun gereğini yapabilmek gerekiyor. Biz eğitim iş olarak öyle yapmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Hiç olmaz denilen zamanda, eğitim işi kapatalım dedikleri zamanda biz mücadelemize devam ettik ve bugün gerçekten Rize'nin ve Türkiye'nin 3. Büyük Sendikası durumuna geldik. En olumsuz şartlarda yaptık biz bunu. Çünkü bir hedefimiz var. Hedefimiz geriye bir vatan bırakabilmek. Hep söylüyorum ve soruyorum. Vatan neresidir diye. Öğrencilerime de sorarım. Biliyorsunuz ben öğretmenim.
Vatan neresidir? Vatan 750 bin kilometre kare bir toprak parçası mıdır vatan? Bence vatan orası değil. Vatan şu an yeni doğmuş bir bebekle 25 yaş arasındaki çocukların kendisidir. Yani vatanı var edecek olan bunlardır. Yoksa üzerinde onlar olmadığı müddetçe onların özgürce konuşabildiği, düşünebildiği, çocuklar olmadığı müddetçe üzerindeki toprak parçasının da çok bir anlamı yok. Çünkü ona o değer verebilecek olan onlar. Çünkü biz artık gidiyoruz. Yerimize koyabileceğimiz. Dilerim bizden çok daha iyi çocuklar olur. Teşekkür ediyorum. Yaşadık. Demir Başkanımız da söyledi. ADD kuruzulları bedel ödedi. Suikastler geçirdi. Ölümler yaşadık. Kayıplar yaşadık. ADD Rize Şubesi de bu Türkiye'de bedel ödemiş şubelerden bir tanesidir. 2013 Haziran ayında burada 300 kişi altta beklerken taşlanmış, hatta yakılmak istenmiştir. Bedeller ödemiştir. O zamanlar buradaki genç sayısı herhalde sığmıyorduk. Yani buralarda eski dernek binamızda o zamanlar buralara sığmıyorduk. Bizleri ailelerimiz buraya gönderdiği zaman akılları dışarıda kalmıyordu. Niye? Atatürk Düşünce Derneği'nde ya biz orada işte oradaki önceki yönetim kurulu üyelerimizden ders verenler vardı. Başka aktiviteler vardı. Biz buralarda zaman geçiriyorduk. Ailemizin de bir gram aklı kalmıyordu. Çünkü buralar güvenilir kurumlar. Ama biz o saldırıdan sonra şunu gördük. O saldırıda şunu söylediler. İşte bizim saldırı yaşadığımız günün ertesi günü bu derneği bir daha açtırmayız dediler. Ama bu derneğin kapısını Ömer Toprak Başkanımız geldi ertesi gün bu derneğin kapısını açtı. Ona buradan da şükranlarımı ama burada bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. O günden sonra buradaki herkesin çocukları geliyordu oraya. Benim kızım vardı. O günden sonra şöyle bir şey oldu. Biz yalnızlaştırıldık. Yani şöyle, oradaki saldırıya uğrayan kişilerin çocuklarına ya da başkalarına şunu söylediler. Siz oraya gitmeyin, bir daha saldırıya uğrarsınız, bir daha şey olursunuz. Böyle böyle bir nesili yok ettiler burada, siyasete giren bir nesili. Biz de razı değildik, 100 kişi yakın. Biz burada yürüyüş yaptığımız zaman 500 kişiyle, 300 kişiyle yapıyorduk, gençlerle yapıyorduk. Ama ne oldu? Buradaki insanlar çocuklarını geri çektiler. Siyasetten geri çektiler. Bu sefer buradaki... Hani buradaki genç sayısını tartışıyoruz ya, aslında burada biraz da kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bizler burada ne yaptık? Bizler burada hepinizin torunları var, çocukları var ama burada henüz ben daha kimsenin torununu, çocuğunu göremedim. Bakın buralar kötü kurumlar değil, buralarda bugün buradayız zaten. Herkes gelsin burada ders de veriliyor, eğitim de yapılıyor, söyleşi de yapılıyor, tiyatro da yapılıyor. Kendi torunlarımızı, kendi kızlarımız, kendi çocuklarımızı buraya katmamız gerekiyor. Buranın büyümesini istiyorsak o şekilde oluyor. Hani demin Hamza hocamız da bahsetti. Atatürkçülük sadece ben Atatürkçüyüm demekle de olmuyor. Bazı şeylerin altına elimizi sokmamız gerekiyor. Yani ben bu konuda söz almak isterim. 2 ay sonra bir seçim var. Ben daha güzel bir Türkiye'nin olacağına eminim. Emin gözüyle bakıyorum. Daha güzel bir Türkiye oluşacaktır. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim.